Olursa oğlum. Benden başka kimse yok abi. Evet Fırat efendi. Çocuklar nerede? Ne çocuğu abi? Ben çocuk mucuk görmedim. Neyi görmedin? Çocuk mucuk görmedim abi. Ne iş yapıyorsun? Şoförüm. Nerede? Kamyon şoförüyüm. Çocuklar nerede? Dedim ya abi ben çocuk mucuk görmedim. Niye tırsıyorsun o zaman? Tırsmıyorum abi. İşte şöyle. Şey abi. Cengiz bak şuna. Çocuklarımızın sağ salim bizlere kavuşmasını sağlayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Komiser Ömer Demir ve ekibine teşekkürü borç bilirim. Ömer Komiser'in kararlı duruşu tüm emniyete emsal teşkil etmiştir. Bu davaya kendisini o kadar adadı ki nişanını bile erteledi. Tüm emniyet teşkilatı adına bu plaketi kendisine sunmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca komiserimi bir aylık izinden de ödüllendirmiş bulunuyorum. Bu top bir resim alalım çocuklar. Nereden sen? Geçen cuma Van'da kaçırılan çocuklar var. Van Emniyeti başarıyla yürüdü. Belki de gerçek aşk kalmadı içindir.
Bizi hariç. Ömer göstermeyecek misin? Oo, sen hala aynı yerdesin ya. Unut, arada unutmak iyidir. Ama merak ediyorum. Ya bak takmayacağım söz. Bir bakayım yeter. Olmaz. Yani şuna 2 gün kaldı. 2 gün daha sabret. Ya ama şimdi o senin cebinde. Ben de onu biliyorum ya. İşte engel olamıyorum kendime. Hem bak bir takayım. Belki parmağım olmaz. Yüzük parmağı için 11. Bir nereden biliyorsun? Benevito signorita. Canım benim, canım. Hoş geldin canım arkadaşım. Hoş buldum. Oh, iyi ki doğdun ya. İyi ki benim canım kankam oldun. Sen de iyi ki varsın. Aa, ne oldu? Sen beni gördüğüne bir sevinmedin. Yok, şaşırdım sadece. Hep babam alır ya. Yok mu? Buradan bizimkilerle yemeğe gideriz demiştim. Elif'cim ya, babanın bu gece çok önemli bir toplantısı varmış. Biliyorsun işte gece toplantıları. Çok özür dilerim. Senin doğum günün yarın. İyi. Yani herhalde çok önemli, yoksa iptal ederdi babam. Hatta velisiyle de görüştüm. Evlerine kadar gittim ama bir sonuç yok daha. Komşuları uyandırmayalım, çalmayayım zili. Tutsana. Hani bırakmıştın? Başladın mı, nereden çıkardın Ömer? Eskiden kalmış bu. Sibel, parmakların sarı. Bütün gün boyunca ağzında naneli sakız. Vallahi arada içiyorum, yani öyle hep değil. Hatırlıyorsun değil mi? Söz vermiştin, başlarsan da söyleyecektin. Özür dilerim. Bak vallahi billahi... Yemin et... Yemin etme. Biliyorsun işte, içmenden çok saklamana kızıyorum. Biliyorum. Tamam. Bak tamam. İçmeyeceğim de saklamayacağım da bir daha. Sibel. Ömer. Söz. İçmeyeceğim bir daha. Ne yapıyorsun ya? Kapıyı açın. Ay. Geldiniz mi kızım? Yok anneciğim, yoldayız hala. Aman çok biliyorsun. Yavrum, hoş geldin. Girsene. Yok, girmeyeyim anne. Rahatsızlık vermeyeyim ben. Emaneti bırakayım. Rahatsızlık olur mu evladım? Seni görünce seviniyoruz. Geldik, versene kızım çocuğun ayağına. Hadi, üşüyecek ayakları. Heh, gir yavrum, gir. Koş, çay dök, taze. Aa, yok, gerek yok. Dök sen, dök, dök, dök. Hadi. Geç. Nasılsın baba? Ne olsun oğlum? Bildiğin gibi işte. Yatmaktan imanımız gevremiş gibiyiz. Otur bakalım. Aa, dün unutmuşum. Ha çok yaşa damat. Benim kartal var ya, gazi bir kazansın size dev alacağım damat. İnşallah. Enişte hoş geldin. Oğlum ne haber doktor? İyi ne olsun, sınavlara çalışıyorum. Aman ne kadar zormuş bu tıp. Gözünün kökü sarardı. Kitaptan başını kaldıramıyor yavrum. Ben içmeyeyim, ayağa kalkmışken gideyim. Aa olur mu oğlum? Müsaadenizi isteyeyim. Sen bilirsin, ver kızım ben içerim. Peki, müsaade senin. O zaman cümleten iyi geceler. İyi geceler oğlum. Annenlere selam söyle. Yarın pazarı giderken uğrarım ben onlara. Tamam. O zaman ben seni yarın iş çıkışı alayım. Hı hı. Şu eksiklerimiz neyse onları bir tamamlayalım. Tamam. Ne? Nişanlı mı görmedin daha? Bir şey söyleyeceğim. Bana sürpriz olsun. Bahar eve mi gitseydik acaba ya? Çok özledim bizimkileri. Ya aşk olsun tontişim ya. Sizinkileri özledim de sen beni hiç özlemedin mi? Kızım 53,5 kilo indir bana. Hala tontişim diyorsun. İyi akşamlar. Tamam vallahi bir daha söylemeyeceğim. Söz veriyorum.
hadi ama ya. Asma suratını. Kızım sen benden yarın gece ailemle kutlamayacak mısın? Bir gel şunları vesileyle bırakın. Bırakmayalım. Çıkışta çok bekletiyorlar. Gel. İyi. Hem zaten 40 gün, 40 gece doğum günü kutlayacağız ya. Bundan daha iyi bir şey var. Gel şöyle geçelim. Hafta sonu için biraz tenha değil mi burası? Ya mekan bizim. Daha ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Self servis mi oldu burası? Yok öyle alacağım ben ya. Her zamankinden mi olsun? Valla her zamankinden olsun. Kokusu burnumda tutuyor. İyi hadi bekle geliyorum. Tamam. Müsait misin abi? Oo, ödem gelmiş. Sana her zaman müsait oğlum. Sen kalmazdın müsaade. Ya şununla uğraştım. Kolayı alır mısın? Olur. Abi müsaadenle ben bu gece biraz geç geleceğim. Vallahi bana komaz. Ama annem bir gözüm gördü, bir gözüm görmedi. İki gün oldu hiç görmedim derse karışma. Hayırdır? Ne iş? Ya yok abi ya. Elinlerde nöbetçi, onlara takılacağım. Oğlum iznini kullan. İznini gelmişsin Van'dan. İstanbul burası lan. Gestoz. Sen çıkıyor musun? Çıkıyorum. Ah bak yengen mesaj yollamış. Uçsuz bucaksız bir liste. Açık yer bulursak. Bu saatte zor. Vallahi benim işime gider. Zaten 5 kuruş para yok. Ya ben vereyim abi. Ay başında hesaplaşırız. Ya oğlum. Sibel, züğürt. Sen züğürt. Daha ev tutacaksın, evi döşeyeceksin, takalacaksın, düğün yapacaksın. Tek babam tek. Tek ya tek. Allah büyük abi. Abi. Hı. Şş, sen şuna. Ömer. Ay başında hesaplaşırız. Abi. Hı? Bu cinayetleri aynı kişi işlemiş. Ne? Baksana. Oğlum Amerikan filmi mi çekiyoruz lan? Bizde seri katil ne arar? Vallahi abi serisinin ardışını bilmem. Cinayetçi olan sizsiniz. Ama baksana. Bütün maktullerin bileklerinde kelepçe izi var. Hadi ben kaçtım. Hoş geldin. Anneciğim. Kızım, hasta üflü artık. Bakıyorlar. Hadi, hadi. Ya bu çok güzel olmuş. Ne yiyeceğiz? Dilek tutalım. Babamla bize çıksın ve Nilüfer benimle yaşasın diye. Ne olur ya. Her şey böyle kalsın yeter bana. İyi ki doğdun benim ya, güzel. Teşekkür ederim. Bundan sonraki yılların geçmiştekilerden daha güzel olsun. Hep beraber. Kızım bırakır mısın bana?
Anneciğim seni çok özledim, çok özledim, çok özledim. Hayırsız. Öyle diyorsun, 6 ayda bir geliyorsun. Roma'ya taşındığında böyle miydi anlaşmamız? Haklısın. Haklısın ama çok yoğun çalışıyordum. Özür dilerim. Tamam, tamam bir tanem. Elif, ama anlamadın değil mi? Yani gelmeyeceğiz sandın. Vallahi Bahar'ın oyunculuğu 10 numaraymış. Cadı, bunlar hep senin başının altından çıktı değil mi? Gel buraya. Öyle olmasını çok isterdim ama bu gecenin mimarı babam. Montaj stüdyosu kiraladı ve bir hafta kadar onların başında bekledi. Baba, ya o kadar işin arasında neden yoğurdun kendini? Güzel kızım, sen daha iyilerine layıksın. Oho! Vallahi biz en büyüğüz ama bize hiç yapılmadı böyle şeyler. Tebrik ederim efendim. Nece yıllara. Tamam, günün kutlu olsun. Sağ ol Taner. Ya abi 10 yıl ya, 10 yıl. Sen unutmuşsundur çoktan İstanbullu olmayı. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anacığım burada olmasa, Sibel burada olmasa ben var ya Van'da gayet güzel yaşarım. Gerçi buralar biraz sıkıntılı. Bir tane amir geldi, herif artık kimin adamıysa. Herifin eli biraz pis. Yani tayinim çıkmadan benim o işi halletmem lazım. Halledersin, alırsın aşağı. Bugüne bugün ödüllü komisersin abi. Bakacağız. Hala yüzünü merak ediyorsan fotoğrafını yollayabilirim. Fideler geldi. Ya nerede kaldın ya? Buz olmuştur şimdi o. Ver. Oh paşam otursun. Biz fideleri alalım. Bir de nerede kaldın diye fırça yiyelim. Dur bir dakika. Islak mendille sileceğim. Ne kaldı? Abi kim der bu kadın komiser diye. Dışarıda azılı katillerin peşinde. Şurada 2 mikroptan tırsıyor. Kadın işte abi. Her yerde kadın. Arda benim damarıma basma. Yarın evden dantel getirir sererim her yere. Bütün karakola madar ederim seni. Yapar ha. Heh. Emredersiniz komiserim. Hadi afiyet olsun. Aşk olsun Aslı. Bugün geç kalır mı? Ya Elif anlasaydı? Neredeydiniz? Evde de yoktunuz. Trafik vardı. Bir kaza olmuş da. Şu kurabiyeyi getirseydin ya tanışırdık. Grip evde yatıyor. Çok kötü. Gerçekten aşık mısın? Darısı senin başına güzel arkadaşım. Elif. Ben misafirlere bakayım. Babacığım çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Asıl ben teşekkür ederim kızım. Beni hep gururlandırdın. Baba parası yiyip yazıp bozmadın. Hep hedeflerin oldu. İşini kurdun, bir marka yarattın. Ayaklarının üzerine basan tek evladım sensin. Eğer bir gün bana bir şey olursa ki daha çok gencim. Erken gitmeye de hiç niyetim yok. Gözüm arkada kalmaz. Elif var derim. Baba, sana layık olabildiysem ne mutlu bana. Fevkalade oldun kızım. Ama bil ki bir yanım eksik kaldı. Beni dede yapmadın. Bir yuva kursan. Torunumu kucağıma versen. Hı? Ya evet baba da ya anne olsaydım kariyerim olmazdı. Aslı'ya baksana. Onunki çocuktan değil ki tembellikten. Sen ikisini de becerirsin kızım. Saat 12 olmuş. Benim şirkete gitmem gerekiyor. Tamam. Siz eğlenmenize bakın. Tamam. Tamam. Merak etme. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum baba. Güle güle. Hoşça kal. Bunu direkt geçiyorum. Baksana köpek bağlasan durmaz. Ha bak bu fena değilmiş. Bakayım banyosuna. Banyosu da güzel. Dübütek banyosu güzel. Fiyatta 900 çok ya. Sibel'in de maaşı belli, benim de maaşım belli. Değil mi abi? Oh bu gitmiş.
Bize olsa olsa en fazla 600 olur. Ya dur bakalım. Şu bizim mahalledeki evi beğenirsin inşallah. Ben kendime bir çay daha alacağım. Sen de ister misin? Yok sağ ol. Günaydın. 45-25 dinlemede. Hava yolu mevkiinde 30 yaşlarında bir kadın, 60 yaşlarında bir erkek. 240 konusu. Dolay yerine intikal ediyoruz. Abicim, dedem kaldırmış caddeden cıvırıp biri çıkmış zımbalamış. Derdi kime düştü? Arda'ya. Oğlum olay yerine gitmeden yazdın lan raporu. Girelim mi iddiaya? Alırım bak 100 üzerine. E sen de iyice kumarbaz oldun. Gelsene sen de. Oo, sabah olmuş lan. Ya ne olacak? Sana da atraksiyon işte. Belki bir ödül daha alırsın. İyi ben oyar. Ben mesleğimi seviyorum. Çocuk mocuk yapmam diyor. Tamam. İyi dedim kızım. Tamam, düşün taşın. Sen bilirsin. Olmadı boşanacağız. Tamam oğlum kestirip atmayın öyle ya hemen. Abi hiç doğurmayacağım diyor. İyi geceler beyler. Nedir durum? İyi geceler amirim. 20 dakika önce bir grup genç ihbarda bulunmuşlar. Geldiğimizde ikisi de ölmüştü. Silahla başlarından vurulmuşlar. Eyvallah bir bakalım. Neredesin sen ya? Neredeyim? Helal'dayım. Pantolonunu yatağa bırakma diye kaç kere söyledim ben sana ya. Arda ne var? Ne oldu? Alo. Abi hemen gelmen lazım. Çok kötü bir şey oldu. Dur çekin! 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 Ömer'in ne işi var orada? Hüseyin şşş. Kapat lan kapat gerizekalı. Ömer'i oraya yaklaştırmayın. Geliyorum ben. Hüseyin ne olmuş? Hüseyin kime diyorum ne olmuş? Sibel öldürmüş. İyi misin kardeşim? İyiyim iyiyim. Heh, ambulans da geldi. Pelin elimizi biraz çabuk tutalım. Cesetler bir an önce morga gitsin. Tamam. Ben onlarla gideyim de işini hızlandırayım. İyi olur. Dedem.
arkadaşımızsın Osman. Eve bıraktım. Buraya nasıl geldi? Ne işi var burada? Bu adam kim abi? Bulacağız. Kim yapmış, ne olmuş, hepsini bulacağız. Ne öğrendiniz ha? Henüz pek bir şey yok. Silahlı öldürme baş bölgesinden. Adli tıp 2 saat kadar olduğunu söylüyor. Ömer'in ne işi var lan burada? Sen'i getirdin. Onun görev yeri mi lan burası? Ne demeye getiriyorsun? Tüteceğim senin defterini. Hadi gidelim hadi. Ömer. Kıpırılır mı aç? Hanımefendi günaydın. Günaydın. Ahmet Denizer'in evi değil mi? Evet, hayırdır? Zerrin Denizer'le görüşebilir miyim? Buyurun, niçin aramıştınız? Hülya? Ne oluyor? Elif Hanım, Zerrin Hanım'ı görmek istiyorlar. Günaydın, buyurun. Ahmet Denizer'in kızı mısınız? Ben Emniyet Müdürlüğü'nden Ali Güler. Hülya, babamı uyandırdın mı? Elif Hanım. Hayır. Hanımefendi başınız sağ olsun. Babanız Ahmet Bey, bu sabah ölü bulundu. Anlamadım. Hülya, sana babamı uyandır, buraya çağır dedim. Gelmedi efendim. İhbar eden kimmiş bir öğrenin, belki katili görmüşlerdi ya da şüpheli birini, tamam mı? Evet. Haber beyefendi, bir dakika. Arda! Beyefendi! Adamın kimliğini tespit ettiniz mi? Ettik. Ahmet Denizer. Kim? Büyük bir iş adamı, Denizer Holding'in sahibi. Abi hadi git evine, bize bırak. Ya bak, burası görev bölgen değil, tamam polis olarak sor, bilgi al ama yapma bak. Bunu kendine yapma. Ya insan sevdiğinin adli tıp raporunu bile okuyamaz. Kesecekler, biçecekler. Hadi abi lütfen git evine. Peki abi. Sen bilirsin. Ne boş boş konuşuyorsun oğlum ya. Ne öğrendiysen onu anlat. Sen
Sibel'i evden mi almış, yoldan mı bilmiyoruz. Hava yolundan gelecek mobese kayıtlarına bakacağız. Olay mahallinde şüpheli bulguya rastlanmadı. İkisinin de kafasına sıkmış. Belli ki park halindeyken öldürdüler. Adam zengin, kız da... Sibel işte. İşte derken? Arda. Bu kız ilkokul öğretmeni oğlum. Ne iş olur o adamla? Nereden tanısın? İşte bir terslik ol. Komiserim, cesetler adli tıba getirilmiş. Sibel Hanım'ın ailesini aramamız lazım. Ben ararım. Hava yolu üzerinde bir fener var. Araç orada bulundu. Orada öldürülmüşler. Öldürülmüşler? Kim varmış ki yanında? Genç bir kadın varmış. Sibel adında bir öğretmen. Siz tanıyor muydunuz o kadını? Gerisini duymak istemiyorum. Anneciğim böyle yapma lütfen. Belki de babam değil. Yapma Allah aşkına Elif. Plaka bile aynı. Babanın aramız. Ahmet de ortada yok. Görmeden hiçbir şeyden emin olamayız anne. Lütfen yapma. Teşhis için sizi mi alalım? Ben Ahmet'i o vaziyette göremem. Ben geleyim, damadıyım. Ben göreceğim. Buyurun hanımefendi, arkadaşımız size refakat edecek. Şöyle geçin.
Doğrulayabilir misiniz? Ahmet Denizler mi? Baba. Baba. Lütfen biraz izin verir misiniz? Lütfen söyleyin. Bu adam babanız Ahmet Denizler mi? Evet. Başını sağ olsun. Babam Ahmet Denizler. O benim babam. Ahmet Denizler. Baba. Silahla mı vurmuşlar? Çok acı çekmiş bir adam yani. Hanımefendi. Buyurun çıkalım. Hayır lütfen. Lütfen. Ben bu... Tamam babama duymadım. Bakın hanımefendi. Acınızı anlıyorum. Baba. Lütfen işleri zorlaştırmayın hanımefendi. Lütfen. Hanımefendi otopsi yapılmadan dokunulması yasak. Çok soğuk burası. Burası çok soğuk. Benim babam üşür. Acı gününüzde yormak istemeyiz fakat emniyete de gelmeniz gerekecek. Birkaç soru soracağız. Ben gelemem. 40 yıllık kocam yarı yaşında kızla bulun. Ne anlatacağım? Ne biliyorum ki anlatacağım? Başım çatlayacak. Lütfen beni eve götürün. Ben gelirim. Başka bir giriş yok mu? Arka kapı var ama orada tadilat var. Giremezsiniz. Buyurun. Arkadaşlar geldi. Elif Denizler geldi. Elif Hanım babanızın bir düşmanı var mıydı? Elif Hanım başınız sağ olsun. Birkaç soru sorsak. Elif Hanım ben aldım. Elif Hanım bana harika cevap verdi. Elif Hanım. İyi misin anne? Eğer kendini iyi hissediyorsan memur arkadaş bizim Arda sana birkaç tane soru soracak. Bir an evvel soracak ki kim yapmış bunu, tamam mı? Fatma abla başınız sağ olsun öncelikle. Abla hemen kısaca soracağım birkaç bir şey. Ömer Sibel'i saat 10'da eve bırakmış. Kaçta çıktı evden? Çıkmadı ki. Saat 11 gibi yavrum. Ben artık yatacağım diye odasına gitti. Ondan biraz sonra da biz de yatmaya gittik. Ben kapı sesi falan da duymadım. Emin misin anne bak ufak bir şey bile hatırlasan faydası olur. Yok yavrum. Sen bir şey biliyor musun abiciğim? Onun vizesi vardı da erken yatsın diye ben onu zorladım. 10:30 muydu neydi hacı? Anne. Sibel'in yanında arabada öldürülmüş olarak bulduğumuz biri daha var. Ahmet Denizler. Sibel bu adamı tanıyor muydu?
Sen tanıyor musun? Hiç tanımıyorum, ilk defa gördüm. Abi, ben bir yan odaya geçiyorum. Bu adamın arabada ne işi varmış? Bilmiyoruz anne. Birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bile bilmiyoruz. Gece gitti, 12'de. Ofise gidiyorum dedi. Geceleri de hep çalıştığı için hiç sorgulamadım bile ben. Hiç tehdit alıyor muydun? Hayır. Yani sanmıyorum. Babam yokluktan geldiği için herkese kol kanat gererdi. Çalışanlara baba derdi, düşünün. Herkes çok severdi onu. Yani işinde, gücünde, ailesine bağlı bir adam kim neden düşmanlık beslesin inanın bilmiyorum. Babanızın yanındaki kadın Sibel Andaç. Onu tanıyor musunuz? Hayır. Sizce kim olabilir? Babanızla aranızdaki ilişkisinin boyutu nedir, bilginiz var mı? Bilmiyorum. Bir düşünün. Daha önce size hiç bahsetti mi Sibel Hanım'dan? Anneniz bir şüpheden bahsetti mi? Daha önce yaşanan bir gönül ilişkisi. Babanızın daha önce de gönül ilişkileri olmuş muydu? Siz eminsiniz yani. Yani bu kızla babam kesin sevgiliydi, öyle mi? Bakın memur bey. Burada bir zinadan bahsetmiyoruz. Ortada bir cinayet var. Burada sizin bulmaya çalışmanız gereken şey bu iki insan neden beraber de değil. Bu iki insan neden öldürüldüler? Kın hanımefendi, onların arasındaki ilişkinin boyutu, birbirlerini tanıyıp tanımadıkları cinayet için bir sebep olabilir. Lütfen bir daha düşünün. Ahmet Denizer ile Sibel Andaç'ın arasındaki ilişkinin boyutu neydi? Mesela sevgili olabilirler mi? Bilmiyorum beyefendi. Umurumda da değil. Babam evine bağlı iyi bir adamdı. Eğer o kızla bir ilişkisi olduysa da kesin Sibel yoluna çıkmıştır onu. Babamı parası için ayartmıştı. Oldu mu? Aldınız mı cevabınızı? Rahatladınız mı? Hanımefendi, burada benim rahatlayıp rahatlamamam değil önemli olan. Ben burada ifade almaya çalışıyorum. Hadi anne, arkadaşlar bırakacaklar. Sormak da yüklü. Lütfen hanımefendi. Bakın, son kez soruyorum size. Ne biçim konuşuyorsunuz, ayıp değil mi? Benim nişanlım hakkında böyle konuşamazsınız. Beyefendi biraz sakin olur musunuz? Burada ifade bilip bilmeden iftira atma, sakin makin olamam. İftira mı? Ne iftirası? Dur! Bak bir şey söyleyeyim mi? Senin dünyanda böyle insanlar birbirine iftira atıyorlardır ama Sibel öyle bir kız değil. Ömer. Kimseyi laf ettirmem. Ben de kendimi ailemi laf ettirmem. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Dur be! Terbiyesiz mi? Ya Allah aşkına, alır şu adam yoksa şikayetçi olacağım. Tamam, sonra gidersin, kime istiyorsan şikayetini yaparsın, önce attığın iftira geri alacaksın. Nasıl ifade vereceğimi sana soracak değilim. Ne yani, paranla görür insanları çamur mu alacaksın? Ya ne be, dur! Hadi İftira atamazsın! Allah aşkına çıkar mısın, seninle daha fazla konuşmak istemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sana da ailene de ispatlayacağım. Benim nişanlım senin babanın metresi değil, tamam mı? Delirmiş mi bu adam ya? Sanki nişanlısını benim babam öldürdü. Asıl benim sizden şikayetçi olmam lazım. Ya beni sinirlendirdiniz, öyle abuk subuk laflar ettirdiniz. Kızın nişanlısı gelince de bir köşenize çekildiniz. Hanımefendi. Ya sanki bir de acımız yetmiyormuş gibi bizi birbirimize düşürdünüz. Keşke avukatıma gelseydim ya. Sorularınız bittiyse ben gitmek istiyorum.
başın sağ olsun. Ömer! Beni mi bekliyorsunuz Eda? Yok abi, yengemler hazır değil daha. O iş Melike'ye kaldıysa. Var mı girişim? Vallahi Ömer, elde var sıfır. Yani ne zaman tanıştılar, ne zaman buluştular, ne yaşadılar? Adamın ailesi bir şey bilmiyor. İşim var demiş, 12'de çıkmış. Sibel'in kaçta çıktığını bilmiyoruz. Hadımköy'de bir adam yakaladık. Enseledik şerefsiz dedim, silah tutmadı. Zaten bütün gece iş yerindeymiş. Ömer. Edem. Bak Sibel'e kondurmam. O bizim ailemizin bir ferdi. Bu olayı çözmek istiyorsak her ihtimali düşünmemiz gerek. Yani bir varsayım. Ama hani bu adamla aralarında bir ilişki olduysa... Abi, bu dediğini duymamış olayım, kalbini kırarım. Aslan, ben senin canını yakmak ister miyim? Senin onurunu... Onur kırmak ister miyim? Bu ihtimali de düşünmek, bu soruyu sormak lazım. Soru falan sorma abi, ne sorusu? O kız benim nişanlımdı, evleneceğim kızdı. Siz ne anlatıyorsunuz? Tamam aslan. Tamam ama her şey insan için. Sen Van'daydın. Belki yeterince tanıyamadın kızı. Bak, Melike yengenle ben bir ömürdür beraberim. Hala afallatıyor kadın beni lan. Kimse kitap gibi okuyamıyor ki. Belki bir sıkıntısı vardı. Belki senden sakladığı bir şey vardı. Belki bu yüzden adamla... Abi. Bak biz seninle böyle şeyler hiç konuşmadık. Konuşmaya da gerek yok zaten. Biz Sibel'le döneceğimiz günü bekliyorduk. Sibel de bunu istiyordu. Ben eminim abi, Sibel öyle bir kız değil. Tamam aslan. Rapor gelsin. Hepimiz içi rahatlar. Abi. İlgin, alakan, abiliğin için sağ ol. Zaten herkes bir şey söylüyor. Allah'ını seviyorsan şu dedikoduları kulağımızı bir tıkayalım. Kurban olurum ben sana. Kırdın mı ben seni? Abi, sen benim canımsın. Herkesten çok benim iyiliğimi sen istersin. Ama sen de bana inan. Ben Sibel'den eminim. Tamam aslanım, sen öyle diyorsan öyledir. Ben de öyle yazdım kitaba. Ben aşağıda bekliyorum. Hadi kızım, geç kalacağız. Oğlum versene şu elini. Bizim herkesten önce orada olmamız gerek. Giy şu ayakkabını hadi. Vallahi anne, hiç içimden gelmiyor. 60 yaşında adamın kucağında öleceğine sokakta köpeklere yem olaydı daha iyiydi. Yani bir de gidip yasını tutacağız. Sen zaten bu niyetle hiç gelme. Ettiğin dua da kabul olmaz. Hayır anne. Yani Ömer'in başını öne eğdi. Ama bak gör. Hüseyin bulacak her şeyi. O kızın foyasını ortaya çıkaracak. Kız yolu çıkacak, göreceksin. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Hasan. Oğlum ne yapıyorsun sen burada ya? Ha? Yürü yetiş babaannene hadi. Demet. Hadi kızım. Geldim. Demet. Kızım bu suratın hali ne? Ne var ki halimde? Kızım biz düğüne mi gidiyoruz, cenazeye gidiyoruz? Ya yok gibi zaten. Babana da öyle anlatırsın. Babam gelmeyeceğim demişti. Bahçede.
Babaannen ne yaptı, ne etti? Ağzından girdi, burnundan çıktı. Bahçede bekliyor. Git anlat ona canım. Sil şunları. Çabuk ol Demet. Çıktı mı? Çıktı. Sil şu yanaklarını da hadi. Tamam, sessiz ol. Erkekler alt kattan. İnna aleyhim enzertü memlem tünzünüm la yu'minun. İnnemâ tünzülüm en iktaba zikre ve şir rahmâni bil gayb. Ve meşhur mağfiretim ve ecrin kerim. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma katlimu ve asarum. Ve küllü şeyin akseynam fi imamin mubin. Sadakallahu l-azim. El-Fatiha. Başınız sağ olsun. Babam, bana bir söz ver oğlum. Bize bu acı yaşatanları bulacaksın. Bulacağım ben. Bulacağım. Kızlar her şey kusursuz olsun. Aman tamam mı? Zerrin Hanım gecikmelerden nefret eder. Tamam, tamam. Canım, tabaklar, bardaklar boş kalmasın olur mu? Dikkat et, ne olur. Zor tabii yani. Zorlanıyoruz. Pardon, müsaadenizle. Geliyorum. Seni kaçırayım dedim. Zerrin teyze inecek mi aşağı? Yok, inme dedim. İnsanlarla konuşmak iyi gelmiyor anneme. Babamın ardından acı mı çeksin, öfke mi duysun bilemiyor kadın. Tahir amca. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Sen nasılsın? İyiyim, iyi. Cenazeden bu yana toparlayamadım kendimi. Ben bir kardeşten öte bir can yoldaşını kaybettim. Nasıl iyi olabilirim ki? İçim acıyor. Koca ihanetinin en kötüsü bu şekilde. Düşünsene, ölür insan bu utançla. Bayağı uzun zamandır sevgilisiymiş diyorlar. Hayır, kız bir de ilkokul öğretmeniymiş. Rezilliğin bu kadar da pes valla. Bitmiş kadın, bitmiş. Unutuyorlarmış. Cevriye Hanım. Biraz gelir misiniz? Başın sağ olsun tatlım. Cevriye Hanım, sizi babamın anasını kirletmekten de annemin gururunu incitmekten de men ederim. Elif'ciğim sen beni yanlış anladın. Ben gayet iyi duydum Cevriye Hanım. Şunu bilin ki cenaze evinde dedikodu yapılmaz. Lütfen bizi daha fazla üzmeyin. Biraz daha anık, kusura bakma. Polislerden sonra cenaze için gelenler de olunca elim varmadı toplamaya. Fatma abla. Geliyorum. Thank you.
oldu Arda? Abi önemli bir şey buldum. Çabuk gelmen lazım. Hemen geliyorum. Elif Hanım. Buyurun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Pardon, ben sizi çıkartamadım. Elmaslar nerede? Anlamadım. Anladım. Elmaslar nerede? Beyefendi siz bu... Düşe! Batır beni! Elif Hanım. Babanız bizden elmaslarımızı çaldı. Biz de geri istiyoruz. Ne çalmasız? Siz de nedeninizin farkında mısınız? 110 milyon lira değerindeki elmaslar. Bizim elmaslarımız. Parasını tıkır tıkır ödedik ama babanız malımızı vermedi. Varisi siz olduğunuza göre demek ki siz vereceksiniz. Siz kimsiniz babamla? Ne işiniz vardı? Hiç bir fikrim yok ama benim elmaslardan haberim yok. Elif Hanım. Siz bizi çıkaramadınız ama biz sizi çok iyi biliyoruz. Ahmet Bey bütün işlerini sizinle yürütür. Sonuçta siz de mücevheratçı değil misiniz? Her gün elinizden bir sürü elmaslar geçiyor. Elmaslardan haberim yok. Elif Hanım, babanız işlerini size emanet etmedi mi? Ha? İyice bir düşünün. Belki bizim elmaslarımızın nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Bakın, bahsettiğiniz meblağ çok yüksek. Eğer babamla bunu konuşmuş olsaydı benim kesin haberim olurdu. Haberim yok. Bana bak kızım. Seçim senin. Ya bu elmasları bulursun ya da ailenin canını fena yakarım. Anladın mı? Ben gidip Taner'i çağırayım. O sürekli şirketteydi, o bilebilir elmasını. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin de sormayacaksın da. Tamam mı? Benim bu ziyaretimden de kimseye bahsetmeden bulacaksın o elmasları. Hepinizin iyiliği için. Anladın mı? Annene bile bahsetmeyeceksin. Derin Hanım, başını sağ olsun. Allah sabır versin. Elif Hanım. Görüşmek üzere. Müsaadeniz. Kim bunlar? O adam niye kapıda dikiliyordu? Babamın arkadaşları anneciğim. Başsağlığına gelmişler. Elif, Cevriye Hanım'a yaptığını duydum. Haklı da olsan yaptığın hiç hoş değil. Hadi hemen içeri giriyorsun. Daha fazla beni zor duruma düşürme rica ediyorum. Tamam anneciğim, sen git, ben geliyorum. Elif. İyi misin? Elif! Bırak onları, bırak, bırak, bırak! Özür dilerim. Anneciğim sen git, ben biraz nefes alayım, geliyorum, tamam mı? Hadi sen git. Ömer! Evet, nedir? Abi yolundaki mobese görüntüleri geldi. İzleyen oldu mu? Yok, görüntüler geliyor dediler. Hemen seni aradım. Senden 5 dakika önce teslim ettiler daha. Arda.
Telefon kayıtları geldi. Ne çıktı? Hiçbir şey. Ne Sibel aramış adamı daha önce, ne de Ahmet Denizler Sibel'i. Biliyordum. Bakalım görüntülerden ne çıkacak? Ben aşağıdayım. Bu ne biçim iş lan? Kim lan bunun sorumlusu? Vallahi bilmiyoruz komiserim. Gelen mobese kaydı bu. Görevli de kameranın sık sık bozulduğunu söylüyordu yani. Ay ben böyle işim var ya tam. Abi ne oluyor? Bozuk. Atlıyor. 10 dakika var, 10 dakika yok anasını satayım. Ahmet'in arabasının geçişi? Yok. Adam gece 2.17'de oradan geçmiş. Araba uzaktan görünüyor. Tam bakıyoruz, plakayı okuyoruz, içindekileri göreceğiz. Yok, devamı yok. Boşa heyecanlanmışız. Her işimiz Allah'a kalmış bu memlekette. Al bunu incelemeye gönder. Abi de ben bakayım mı? Nereden anladın abi? Bak, Ahmet Denizler'in arabası geçiyor. Ondan sonra pırıl pırıl akıyor görüntü. Birisi önden biraz silmiş. Ama canı sıkılmış galiba. Bütün kaydı aynı muameleyi yapmamış. Anladın mı? Bak. 2.17'de Ahmet Denizler'in arabası buradan geçmiş. Olay yeri, arasında 33 kilometre var. Soru, kaç dakikada gider? Yol boş, o arabayla en fazla 15. 2.32 yapar, biz 2.30 diyelim. Cinayet 3 ile 3.5 arasında işlenmiş. Adli tıp öyle diyor. Biz 3.5 diyelim. 1 saat kayıp. 1 saat ne yaptılar? Başka bir yola mı girdiler? Ben mahallede vakit geçirmiş olabilirim. Yani belki şey yaptılar abi, hani manzara falan. Abi ne bileyim, akıl geçiyorum işte ben de. Bakacağız. Hepsi varsayım. Abi, Hüseyin komiser görüntüler gelince çağır dedi diye çağırdım. Yoksa benim boyum aşar biliyorsun. Ya bak, sor bana ne istiyorsan söyleyeyim ama bana dosya deme. Ne diyeyim, sadece bir göz atacağım. Ya görevli memur dışında dosya yazsak biliyorsun. Yakarlar beni, Ömer'i uzak tutacaksın dediler bana. Ya abi lütfen bak göz... Ya abi! Ha, polis de olsan öldürülen senin nişanlın sonuçta. Anlaşıldı. Dosyayı kendim alacağım. O geceden sonra babamın odasına giren oldu mu? Polisler arama yaptılar. Babanın bilgisayarını falan götürdüler. Her taraf darmaduman oldu. Bir şey buldular mı? Yok. Yani bana bir şey söyleyen olmadı. Sen iyi misin ya? Ne zamandır konuşamadık? İyiyim, bari nasıl olayım? Odada ne yapacaksın ki tek? Ben de geleyim mi seninle? Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yani evde yapamıyorum gelen giden. Kimse içeri girmesin, olur mu? Aynı silahla öldürüldükleri kesinleşmiş.
Bu da Sibel'in de harp izleri. Abi sen dedin ya olaydan iki gün önce motorlu kurye çarpmış diye. Ama bak bunlar yeni. Renginden belli. Sanki sürüklenmiş gibi. Sonra arabaya taşındı. Sandalyeyi çeksene. Ne çek yapayım? Abi sandalyeyi. Niye? Çek. Getir abi. Şimdi otur abi. Şimdi sen Sibel'sin. Ahmet Denizer burada. Direksiyon burada. Ben de katil. Oha abi abartma sen. Şimdi Ahmet Denizer yüzünü katile dönmemiş. Ahmet'in de kafasında, Sibel'in de kafasında kurşun çakış izi vardı. Ahmet'in kanı Sibel'in üstünde sıçramıştı. Sibel'in kanı nerede? Sibel tam alnının ortasından vurulduğuna göre Sibel'in ölümüyle ilgili 3 seçeneğimiz var. Diyelim ki tam karşıdan vuruldu. Tak. Ne olur? Ön cam patlar. Ama ön cam sağlam değil mi? Evet. O zaman diğer seçenek. Katil Sibel kaçmasın diye onun tarafına geçti. Ne yaparsın? Ona doğru döner. Ama fotoğrafta Ahmet'in cesedinin üzerinde Sibel'in kanı yok. Şoför mahallinde de yok. O zaman Sibel bu taraftan da vurulmuş olamaz. Tek bir seçeneğimiz kaldı. Katil önce Ahmet'i öldürdü. Sonra da Sibel'i öldürdü. Sibel'in olduğu camın fotoğrafı var mı? Arka camın fotoğrafları var mı? Yok. Bu fotoğraflarla ateş etme yönünü tespit edemeyiz. Sibel başka bir yerde mi öldü anlayamayız. Rapor eksik. Haklısın. Haklıyım tabii. Gidip kendine bakacağım. Araba nerede? Teslim edildi. Nasıl teslim edilir ya? Ya abi bilmiyorum işte teslim edilmiş. Oğlum Arda böyle iş mi olur? Rapor eksik yazılıyor. Araba vaktinden önce teslim ediyor. Böyle iş mi olur ya? Abi biraz tepeden baskı görüyoruz. Basınmasının tepesinde adam zengin. Yani dosya bir an önce bitsin istiyorlar. Aslarım onların zenginliğine. Ben de burada gerçeği bulmaya çalışıyorum. Arda bak Denizler ailesi arabayı nereye koymuş bulmam lazım. Bana yardım et. Bana yardım et ki izler silmeden arabayı bulayım. Hı? Tamam abi. Öğrenelim bakalım arabayı nereye yollamışlar. Tamamını fotoğrafı yok. Yangından mal kaçır gibi gitmişsiniz, teslim etmişsiniz. Böyle iş olmaz. Ömer. Ha Ömer, ben de sana... Hayırdır? Hayrı şu abi. Rapor eksik yazılmış. Araç da vaktinden önce teslim edilmiş. Biz de bunu arkadaşlarla konuşuyorduk, sen geldin. Tamam, sen gel benimle. Van'dan amirin arıyor. Oğlum adam telefonda lan. Ömer, Beden. Bunlar oğlum. Tamam bak, acımız büyük. Üzgünsün, öfkelisin. Ama bu kadar üstüne gitme, zorlama insanları. Amirim çağırdım, 2 dakikaya geliyor. Tamam. Oğlum bırak da bizim çocuklar bildiği gibi yapsın işlerini. O zaman sizin çocuklar işlerini doğru yapsınlar abi, böyle iş olmaz. Tamam aslanım, haklısın. Ben kulaklarını çekerim, açıklarını da kapatırız lan. Dosya kapanmadı daha. Oğlum biraz geri dur. Bak sen karıştıkça bu amir iyice burnunu sokuyor işlere. Bırak da ben kontrolü elime alayım. Alo. Dinliyorum amirim. Sağ olun, sağ olun. Kalanların başı sağ olsun. Sağ olun.
Da iznim daha yeni başladı amirim. Peki. Peki. Size de iyi günler. Ne diyor? Gel mi diyor? Hem de yarın mı? E yarın mı? Bak ertesi günü alırız, beklesin biraz Deyus. Git anamı gör, bir gece kal, ondan sonra git. O izni bana emniyet ödül diye verdi. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya Ömer! Kal lan. Tamam kal. Ama kendini paralamayacaksın. Sakin olacaksın. Dosya bende oğlum. Abine de mi güvenmiyorsun oğlum? Ne diyor abi? Adam bana bir izin verdi, şimdi yanına çağır. Hem de ona takık olduğumu bilirim. Belli ki burada istenmiyorum. Dönecek misin? Siz şimdi söyleyin bakayım. Araba neredeymiş? Denizler Holding'e teslim etmişler. Tamam. Sağ ol. Buğra Bey, müsaitseniz bir şey danışacaktım. Gelif Hanım, tabii tabii. Oturun lütfen. Babamın şirket dışında bankada falan kasası var mıydı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Zaten böyle bir şey varsa çok yakında miras yoluyla duyurulacaktır benim size. Benim acilen paraya... Sanem Hanım size verasetle ilgili gelecekti yakında. O kadar vaktim yok. Benim acilen yüklü miktarda paraya ihtiyacım var. Bu mümkün değil. Tamam, o zaman en kısa ne zamana olabilir? Şu anda bunu sağlamak mümkün değil Elif Hanım. Neden? En çabuk neyi elden çıkartabiliriz Bora Bey? Elif Hanım, biraz oturur musunuz? Lütfen. Babanızı yeni kaybettiniz. Bir de üstüne bunları duymanızı hiç istemezdim. Bora Bey, lütfen ne söyleyeceksiniz dolandırmadan söyleyin. Bakın, son yıllarda işler pek umduğumuz gibi gitmedi. İhalelerin çoğunu alamadık. Anlayacağınız, sizin şirketiniz dışında kâr eden hiçbir markamız kalmadı. Anlatamadım galiba. Benim acilen nakde ihtiyacım var. Evi satabiliriz, iş yerlerini satabiliriz. Elif artık Hanım, neyi... Şu anda hiçbir şey satamazsınız. Çünkü ailenizin evi, sizin Roma'da oturduğunuz ev, şirket binaları hepsi ipotekli. İflas mı ettik yani? Evet. Çok üzgünüm. Bunu benden nasıl saklarlar? Sadece sizden değil, Ahmet Bey bunu herkesten sakladı. Kimse bilmiyor. Bir tek ben ve benim birbirimden birkaç arkadaşım. Zerrin Hanım'ın bile haberi yok. Maalesef bir de yüklü banka kredisi var ödenmesi gereken. Zerrin Hanım'ın bile haberi yok. Bir çıkış yolu olsun diye para topladı babamız. Maalesef bir de yüklü banka kredisi var ödenmesi gereken. Bir çıkış yolu olsun diye para topladı babamız. Kolay gelsin. Buyurun. Bugün emniyetten size bir araç teslim edilmiş. Tekrar bakmamız lazım. Araç nerede? Bir saniye. Murat Bey, Ahmet Bey'in aracı nereye konuldu? Polis soruyor. Araç otoparktaymış. Asansörle eksi ikiye inebilirsiniz. Sağ ol. Elif? Sen hala gitmemişsin. İyi madem, gel odamda bir kahve içelim. Sonra içelim Bahar'cığım. Şimdi annemleri yalnız bırakmayayım. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Birkaç gün bende kalsana, kafan dağılır. Tatlım, nasıl yalnız bırakayım evdekileri? İyi tamam, ben size gelirim o zaman. Elif. Ya çok geri zamanı değil. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum ama. Emniyet babanın arabasını gönderdi bugün. Aynen o kaza haliyle duruyor. Atalım mı, satalım mı, ne yapalım? Bilmiyorum. Bilmiyorum Bahar. Arabayı yıkamaya götürdünüz mü? Yok. Aileden kimseyi arayamadık. Acıları taze malum. Onlar gelsin diye bekledik. Taner Bey karar verir böyle işlere. Eyvallah. Aa kardeş, soruşturmanın gizliliği için müsaade edersen. Tabii buyurun. Eyvallah. Thank you.
Buyurun Elif Hanım. Biraz daha bekleyin, bir işim var, hemen geliyorum. Kolay gelsin. Ne işin var burada? İşim bitti, gidiyorum zaten. Öyle elini kolunu sallayarak gidemezsin. Bana bir açıklama yapacaksın. Bekliyorum. Yoksa polisi arayacağım. Bence gerek yok. Var mı yok mu göreceğiz. Bu yaptığın haneye tecavüz, sana orada anlatırlar. Ben zaten polisim. Ben de safım. Evet. Kimliğim. Bak. Yalnız görev yerim burası divan. Tamam mı? Anlamam gerekiyordu değil mi? Geldiğimde ne arıyordunuz arabada? Bir şey bulabildiniz mi? Olay yerinin gözünden bir şeyler kaçmış mı onu kontrol etmeye geldim. Tamam mı? Bulsanız da söylemezsiniz. Aynen öyle. Peki ya yardıma ihtiyacın varsa? Biliyorum birbirimizi tanımıyoruz. Ama sizin de benim ailemin başına gelenler normal şeyler değil. Birdenbire aynı acının tarafları oldu. Eminim geceleri ikimiz de aynı soruyu soruyoruz kendimize. Sizin nişanınızla benim babam birbirini nereden sanıyorlardı? Ve neden öldürüldüler? Belki beraber ararsak cevabı buluruz. Haklısınız. Emniyetteki tanışma çok iyi olmamıştı. Unutun. Baştan başlayalım. Başınız sağ olsun. Farkındaysanız burada sizinle iletişim kurmaya çalışıyorum. Farkındayım. Kolay gelsin, benim çok işim var. Bakın ne bulduysanız benim de bilmeye hakkım var. Anlatamadım galiba, ben polisim. Eğer bulunmuş bir kanıt varsa bunu size göstermek zorunda değilim. Ama görev yeriniz burası değil, siz söylediniz. Şimdi emniyeti arayıp sizin kanıtı çaldığınızı söyleyeceğim. Olur. Selamı da söyle. Ne bulduğunuzu söylemeden gidemezsiniz. Ne o bıraktın kibar kız oyunlarını falan? Bana ne bulduğunu söyleyeceksin. Şu kolum alabilir miyim? Kolay gelsin. Sen var ya, gördüğüme bir daha sakın yoluma çıkma, duydun mu beni? Duydum. Efendim abi. Ha Arda, müsait misin? Evet abi. İkinci bir olay yeri daha var. Arabaya görünce emin oldum. Sibel başka bir yerde öldürmüş, sonra arabaya taşımış. Bilmem, belki de kötü bir tesadüf oldu. Neyse, ben seni sonra ararım. Tamam abi. Ha dur, kafama ne diyeceğim? Abi. Denizler ailesi ne iş yapar, ne yaparlar, ne içerler bana bulman lazım, tamam mı? Tamam. Ama acil. Akşam eve bırakırım abi. Tamam.
Efendim abi. Buldum. Fener'in orada. Arabayı bulduğumuz yere yakın. Tamam abi, hemen geliyorum. Seninle hiç anlaşamamışız Hüseyin. Hayırdır amirim? Nerede Ömer? Evdedir herhalde. Öyle mi? İyi. Çağır gelsin. Çağır gelsin, bekliyorum hadi. Abi, Ömer nerede? Yeni olay yeri... müsait değil misiniz komiserim? Ben sonra olurum. Gel oğlum, gel gel. Anlat bakayım. Amirim şey... Ömer aradı, yeni şeyin orada olay yeri bulmuş da fenerin orada. Evde oturduğu belli. Yeni memur atamışız, haberimiz yok. Ne oldu, iyi misin? Doldu lan burada. Katil kimse yakalanmak istemiyor belli ki. Hadi kalk. Kalkar mısın, iyi misin? Koca yılların holdingi nasıl birdenbire batar? Aklım almıyor. Yanlış hamle yaparsa batar. Sağ olsun babam gitmeden bir de bunu yaptı bize. Batmak derken Şebnem abla, yani evler arabalar duruyor değil mi? Sadece şirket kapanacak. Maalesef hayır canım. Her şey hacizli. İflas erteleme başvurusunda bulunacağız. Yasal olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Yok. Her şey bitti yani. Peki Elif'in şirketi? Maalesef o da aynı durumda. Elif'in ne günahı var? Bu nasıl bir sistem? Elif! İflas etmişim. Her şey oluyorlar. Biliyorum canım. Bugün öğrendim. Keşke daha önce haberim olsa, o zaman bir şey yapabilirdim belki. Özür dilerim. Sen neden özür diliyorsun Elif? Senin bir suçun yok. Baban çok önceden her şeyi anlatmalıydı bize. Hoş geldin Şebnem. Hoş bulduk canım. Anneciğim. Peki dedemden anneme kalan mülkler, onlar duruyor değil mi? Şirkete devretmiştim. Herhalde satıldı her şey. Doğru. Koskoca Lütfü Paşa'nın bir ömürde sahip olduklarını bir günde satmış, bitirmiş. İyi misin? Hı hı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? He? Bir yere izinsiz giriyorsun, maktulün kızıyla tartışıyorsun, kendi kafana göre takılıp olay yeri buluyorsun. İşe yarasa neyse, işe de yaramadı. Yandı, bitti, kül oldu. Bu işten uzak dur demedik mi sana? Hı? Biz burada armut mu topluyoruz? Dosyalarda, raporlarda eksikler var. Daha fazla özen göstermek... Sen ne demek istiyorsun Ömer? Hı? Biz burada kelle koltuk da iş yapmaya çalışıyoruz. Ben sadece şunu diyorum müdürüm. Daha fazla özen göstermek gerek. Zaten ipucu az. Ha sen çok dikkatlisin. Koskoca İstanbul polisi dikkatsiz, öyle mi? Biz burada her yıl 1000 tane cinayet vakası çözüyoruz Ömer efendi. Haberin var mı senin bundan? Bir daha olmayacak müdürüm. Zaten Van'dan amiri aradı. Bir iki güne gidiyor. Dosya kapanmadan dönmeyeceğim abi. İster dön ister dönme. Paşa gönlüm bilir. Ama bir daha bu işle ilgilendiğini görmeyeceğim. Yoksa hakkında soruşturma açar, uzaklaştırma veririm. Kim bilir?
Belki de olayın arkasındakini örtbas etmek için delilleri sen karartıyorsun. O zaman siz hiç zahmet etmeyin müdürüm. Ben istifamı hazırlar, emniyete bildiririm. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yo, sadece haberdar ediyorum. Nereye gidiyorsun? Sağa gidebilirsin demedim. Müdürüm, Allah aşkına bir sakin olun. Ne sakin olacağım lan? Terbiyesiz. Müdürüm, Ömer'i de anlamak lazım. Tamam, siz ne deseniz haklısınız. Ama çocuk nişanlısını kaybetti. Ciğeri yanıyor. Allah korusun, bu sizin başınıza gelse, benim başıma gelse, bundan uzak durabilir miyiz? Haksızsam haksız deyin. Dosya artık bende Hüseyin. Ne? Anlamadım. Dosyadan alındın Hüseyin. Yapmayın müdürüm, bu benim işim. Çık sen Hüseyin. O dosyayı hemen bana getiriyorsun. Emredersiniz. Kolay gelsin memur bey. Ben adli tıptan geliyorum da Hüseyin bey'e bir dosya verecektim. Odası ne tarafta? Sol koridorun hemen solunda. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sibel Anlaş davasıyla ilgili rapor var mı? Evet, var. Aa, ver bakayım, iyi oldu seni gördüğüm, bir göz atayım. Yani trafik vardı biraz da... Ben yeni atandım, sizi çıkaramadım. Hayırlı olsun, ben komiser Ömer Demir. Ha, buyurun komiserim. Sağ ol. Sağ ol, hayırlı akşamlar. Maktulün vekalet kontrolü sonucu bakire olduğu izlendi. Babam yeni ilgiyi hiç sevmezdi. İşler bu noktaya gelmeden bir çözüm bulmanın yolunu aramıştır. Elif, bana sorarsan en doğrusu reddi miras yapmamız canım. Çünkü çok borç var. O zaman her şeyimizi hepten kaybederiz. Bir yolunu bulacağım. Babam belli ki çaresiz kalmış. Artık o yok. Şimdi ben varım. Her şey düzelecek. Sana biberli ekmek yaptım. Hadi soğutma da. Dukanacığım, canım istemiyor, sağ ol. Kızım şunu alsana. Mor içinde yatsın, babanı kaybettiğimizde ben de yemeden içmeden kesildim. Günlerce kim yaptı, neden yaptı diye düşünüp durdum. Ama sonra... Abin için, senin için ayakta kalmam gerek dedim. Şimdi de sen bizim için ayakta kalacaksın. Anacığım, abim de ben de niye polis olduk sanıyorsun? Ben çocuk kafama derdim ki, bir gün polis olursam kimsenin katili babamınki gibi elini kolunu sallayarak dolaşamayacak. Ama şimdi ne oldu? Yine aynısı. Ben bunu düşünmeden nasıl yaparım anacığım? Gece ne oldu? Sibel'i niye öldürdüler? Ben bunları düşünmeden hayatıma devam edemem. O yüzden ne olursa olsun bulacağım. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Dedem sen bir gelsene benimle.
Dışarısı soğuk, sırtına montunu al. Anam, Hüseyin'in gözü göz değil. Bunlar kesin kapışacaklar. Ağzından bir defa da iyi bir laf çıksın be kızım. Neden ben sana geri dur demedim mi? Ben hallederim demedim mi? Bir de tutmuşsun müdüre gider yapıyorsun. Mesleğini yakıyorsun. Ne için? Aç gözünü oğlum, artık aç gözünü. Tamam, Sibel'i hepimiz seviyorduk. Fakat tanıyamamışız. Nasıl bir pisliğe battıysa hala çözemiyoruz lan. Abi, ben haklı olduğumu gördüm. Sibel'in adli tıp raporu geldi. Bakire'ymiş. Ben o rapora bakmadım. Bak o zaman abi. Bir daha da böyle saçma sapan imalarda bulunma, tanımıyormuşuz falan diye. Niye bakmadım biliyor musun? Müdür benden aldı dosyayı. Meslek hayatımda ilk defa bir dosyadan el çektiriliyor. İlk! Nasıl sanarsa oldu işte! Kusura bakma abi. Edem. Lan ben senin iyiliğini düşünüyorum lan. Bir dosya eksilmiş masamdan. Bana komaz. Oğlum, böyle burnunun dikine gidersen kaybın çok büyük olacak. Ömer, o kadar kolay mı lan geri dönmek? O kadar kolay mı lan istifayı basmak? Sen akademi oku diye, eksiklik kalma diye ben akademi şansımı teptim lan. Polis okulundan aldım diplomayla, oturdum üstüne. Niye yaptım ben bunu? Bir an önce eve ekmek getireyim de kardeşim okusun diye yaptım. Sonra yıllarca açımı kapatmak için, yükselmek için sınavlara çalıştım bebeler gibi. Abi, ben mesleğime ihanet edemem. Ama kendime, sevdiklerime de edemem. O yüzden sen de beni anla. Cadı. Ne yapıyorsun? Online çekilimi yapıyorum. Bizi bırakıp gidiyorsun öyle mi? Sen sanki dönmeyeceksin Roma'ya. Vallahi artık Roma'da ne evim var ne işim. Tamam. En baştan başlarsın. Yani baştan başlayabilirsin sonuçta. Herkes senin markana bayılıyor. Mesela kendi mağazalarını açabilirsin. Orada bir sürü bağlantın var Elif. Onlar seni unutmadan git ve baştan başla. Daha olmaz. Ben biraz daha burada kalacağım. Tamam, kal o zaman. Ama ben hayatımı geri istiyorum. Sanki sadece annemin kocası öldü. Sadece Aslı'nın babası. Kimse bana nasılsın diye sormuyor. Paramız yok, iflas ettik ve kimse gelip bana nasılsın demiyor. Okulum var, okuyabilecek miyim? Ne yapacağım? Okula gidebilecek miyim? Onun dışında hayatım nasıl? Bak böyle yapmam. Herkes çok perişan. Biraz daha kal bizimle. Benim sana çok ihtiyacım var. Kalamam. Kalmam yani. Artık param da yok. Ben orada ne yapacağımı da bilmiyorum. New York'taki evi de kapatırlar değil mi? Ha, ödeyemeyiz değil mi kirasını? Bak biz ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi git. Ne evi düşün, ne okul parasını, hiçbir şey düşünme. Halledeceğim ben. Tamam mı? Söz. Arda abi, hoş geldin. Gel yemek yiyorsun. Sağ ol canım, ya hiç geçmeyeyim ben. Afiyet olsun. Ha, gel, gel de beraber olsun. Sağ ol Elvan anne, yedim ben ya. Bilsem yemezdim. Ömer'i kaçırmaya geldim de. Anacığım eline sağlık, ben geç kalmam. Afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum, sana. Amirim bir hava alalım, kafası dağılsın. Oldu, iyi akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar ya.
Başka? Abi asıl iş inşaat. Kooperatif, yol, iş yeri falan. Yurt içinde nakliye var. Bir ara emlak sektörüne girmişler ama olmamış. Abi de mücevherat var. Peki ne biliyoruz mücevheratla ilgili? Vallahi firma Roma'da. Türkiye'de de İstanbul'da bir mağaza kurmuşlar ama açılışı henüz yapılmamış. İşin başında da şey var, ortancı kız Elif. Hani şu atıştığım var ya. Kız tasarımcı. Markayı o yaratmış. Çoğunlukla Roma'da. Türkiye'ye ara sıra geliyor yani. Şimdilik elimizdekiler bunlar. Günaydın Tayyar amca. Oo Elifciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne güzel sürpriz böyle. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kızım. Ben de iyiyim. Bir şey içer misin? Yok almayayım bir şeye. Teşekkür ederim. İyi. Kusura bakma ben seni bu saatte rahatsız ettim ama... Nilüfer birkaç saate kadar New York'a gidecek. Ondan önce bir seninle görüşmek istedim. Bir sıkıntı var belli. Otur bakalım. Bak lütfen çekinme tamam mı? Sizler bana Ahmet'in emanetisiniz. Benim için Mert neyse siz de öylesiniz kızım. Sağ ol. Benim için birinden bir şey istemek zordur. Babamdan da öyleydi. Belki biliyorsundur. Batmışız. Yakında iflas erteleme duyuracağız. Demek ki yanılmışım. Yani ben sizler üzülmeyesiniz diye söylemek istemedim ama... aylar öncesinden... kendisiyle konuştum. Ya Ahmet dedim bir bırak. Bir bırak şu baraj inşaatı işini kovalamayı. Gel seninle bir güzel site yapalım dedim. Dragosta havuzlu şöyle. Ama yanaşmadı tabii. Daha sonra da herhalde işlerini halletti diye düşündüm. Üstüne gitmedim bir daha. Kooperatif açıp insanları dolandırmış. Ne diyorsun sen Elif? Ahmet böyle şeyler yapmaz. O herkesin hakkını gözeten bir insandı. Biliyorum. Kafan çok karışık Tayyar amca. Ama ben bunları konuşmak için gelmedim. Senin New York'taki otelin hala duruyordu değil mi? Nilüfer için söylüyorsun değil mi? Tamam. Ben şimdi hemen bir suite oda ayarlatacağım. Şimdi okul masrafları da size yük olur. Ha bak bak. Nilüfer şöyle düşünsün. Burs aldığını düşünsün Tayyar amcasından. Yeme içme yatma konaklama işte her şey benden. Güle güle okusun okulunu. He? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ama bunu borç olarak kabul ediyorum. Hepsini ödeyeceğim sana söz. Bilirim bilirim ben senin borcuna ne kadar sadık olduğunu bilirim. Sağ ol. Ben Lili'yi bekletmeyeyim hemen çıkayım Tayyar amca. İyi tamam ben de seni yolcu edeyim bakalım hadi. Tayyar amca bizim avukat babamın banka borçlarından başka bir de illegal borçların olduğunu söyledi. Emin misin? Ben de düşündüm ki bu borçlar yüzünden... belki de sen bilirsin diye düşündüm kim olduklarını. Eğer ben de öğrenirsem ailemi koruyabilirim. Onlar için endişeleniyorum. Bak Elifciğim, ben o kanunsuz işlerden anlamam. Aynı zamanda da sevmem. Sana yardım etmeyi çok isterdim. Ama ben ne o adamları tanırım ne de babanın aldığı o borçları bilirim. Her şey için çok teşekkür ederim. Sen de. Nilüfer'e iyi yolculuklar dilediğimi söyle. New York'a varır varmaz hemen otele geçsin. Ben bütün organizeyi yapıyorum. Tamam, kendine iyi bak. Hadi bakalım, sen de.
aferin, iyi halt ediyorsun. Annen düzelseydi de öyle gitseydim ben. Okumaya gidiyorum Aslı. Artık hepimizin çalışması lazım. Okuyayım da bari mesleğim olsun. Ressam harika meslek. Kesin milyonları götürürsün. Yapma böyle aşkım. Dünyanın öbür ucuna gidiyor. Üzülürsün sonra. Nilüfer. Hadi iyi yolculuklar. Sağ ol Taner. Anne. Küsme bana. Bak uçak düşerse çok pişman olursun. Keşke kızımı sarılıp öpseydim dersin. Anneciğim. Annem sarılmayacak mısın? Öyle olsun. Ama sadece sen kocanı kaybetmedin. Asıl ben sana küstüm. Bebeğim. Bebeğim. Seni çok seviyorum. Sakın unutma. Uçağı kaçıracağım. Yalnız bıraktın beni. Ben sana yolda anlatacaklarım var. Sabah Tayyar amcaya gittim. Sana selam söyle. Başka neydi Tayyar amca? Onu söylesene Elif. Bu arabayı şirketten mi ayarladılar? Elif bilmiyorum. Bahar falan ayarlamış. Hadi ne olur söyle. Ne desin? Nilüfer'den hepsi peki karne istiyorum dedi. Ya çok kötü espri ama. Seni çok özleyeceğim biliyorsun değil mi? Şimdi annemi daha iyi anlıyorum. Arkada kalmak gitmekten daha zormuş. Anneme çok iyi bak olur mu? Çünkü ben annemi daha önce hiç böyle görmedim ve belki biraz da o yüzden gidesin ben. Dayanamıyorum. Biliyorum canım. Seni çok özleyeceğim. Ne oluyor? Kimse Selam. Elim! Elim! Doğru. Kes sesini. Birazcık keseceğiz. Nereye götürüyorsunuz bizi? Zamanın doldu.
sözünü tutmadın. Yemin ederim tutamadım. Bak bana sakın numara yapma. Ha? Yemin ederim bilmiyorum. Şşş, Elif sus, sus. Acaba diyorum, buldun da bizden mi saklıyorsun? Ne de olsa batmışsınız. Para ilaç gibi gelirdi. Hayır, yemin ederim bulsam size getirecektim. Getirecektim. Ablan yalancı çıktı. Hadi sen anlat. Ne olur yapma, hiçbir şey bilmiyorum. Ha, sen biliyorsun yani. Bilmiyorum. Öğreneceksin. Nasıl öğreneceğimi bilmiyorum. Zamanın az. Tamam mı? Ben soru sorunca cevap verilecek. Tamam mı? Tamam. Hanımefendiye yardımcı olun. Söz veriyorum bulacağım. Yemin ederim. Şimdi lütfen bırakın gidelim. O kalacak. Lütfen. Gel. Hayır! Elif! Elif hayır! Bak. Elif hayır! Elif hayır! Hayır! Abla beni bırak! Nilüfer, nerede, ne yaptın ona? Kardeşin iyi. Şimdilik. Bana bak. Bundan sonra sakın bana bir daha kafa tutma. Sen kural koyacak bir durumda değilsin. Kuralları biz koyarız. Şimdi sana ne söylersem onu yapacaksın. Kimseye gıkını bile çıkarmayacaksın. Ağzını bir kere bile açsan ben duyarım. Polise gitsen onu ben bilirim. Kardeşini öyle bir keserim ki parçalarını iki yakadan toplayamazsın. Umarım anlamışsındır. Babanın yanına gömülmek istemiyorsan ben ne dersem onu yapacaksın. Aslında bu kadar basit. Babamı siz mi öldürdünüz? Elmaslar için mi? Elmaslarımızı almadan neden öldürelim? Salak mıyız biz? Rahmetli baban elmaslarımızı vermeden nalları dikti. Ama bizde anlaşmalar mezardan da öteye geçer. O elmasları sen getireceksin. Kardeşime bir şey yapmadığınızı nereden bileceğim? Bilemezsin. Muamma. Nilüfer'in sesini duymazsam elmasları getirmem. Ararız ararız. Sen yürü bakayım şimdi. Yürü. Nilüfer! 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 Patronu duydum. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Thank you.
Hoş geldin Erdal. Otursana. Otur, otur. Erdal. Ben sana Ahmet Denizler'i her an takip edeceksin. Bir an olsun ensesinden ayrılmayacaksın demedim mi? Vallahi billahi istemeden oldu beyim. Bak ben aslında yani... Dedim mi demedim mi? He? Dedim beyim. Peki sen adımı takip ettin mi? He? Ettim. Ettim ama nasıl oldu bilmiyorum. Birdenbire otobana gelince kaybettim. Anlamadım nasıl oldu bilemiyorum abi. Benden kaçmayı akıl ediyorsun ama. Bak bu adamlar kaç gündür seni arıyorlar. He? Abi öldüğünü önce korktum. Bir büyüklük et abi ne olur. Ben ettim sen etme abi. Dediğimi yaptın mı yapmadın mı? Yaptım beyim. Ne olur yalvarırım bana kıyım. Gidelim. Kaçak bulunmuş. Başımız sağ olsun amca. Raporunu ameliyattan çıkamadı diye düzenleriz. Sen ne yaptın? Aldın mı kızları? Aldım. Elif bayağı korktu. Titreye titreye gitti. Ama göreceğiz. Öbürü tam cazgır. Susturamıyor bizimkiler. Nilüfer'e hayat okulu işte. Büyür sayemizde. Affedersin, korkutmak istemedim. Ben zaten polisim. Polise gitsen bunu ben bilirim. Kardeşini öyle bir keserim ki parçalarını iki yakadan toplayamazsın. Bir şey mi oldu? Rahat bırak beni. Ne oldu, birinden mi kaçıyorsun? Ha? Ya sana ne be adam? Sana ne? Dur bir, sana bir şey göstereceğim. Arabada bunu arıyordun değil mi? Aynısını Sibel'in evinde de buldum. Efendim? Yanındaki kim? Kim? Beni mi yiyorsun sen? Sana gözümüz üstünde demedik mi? Yok, siz beni yanlış anladınız. Sana kimseye söyleme demedik mi? Kimse değil o. Polis mi o yanındaki? He? Bak yalan söyleme, kardeşinin gırtlağını keserim. Sana soruyorum. Yanındaki kim? Benim sevgilim. Yalan. Hayır, yemin ederim doğruyu söylüyorum. Sevgilim o benim. Yalan konuşma. Bak sana söz, eğer yalan söylediğini öğrenirsem seni de kardeşini de öldüreceğim. Tamam? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Lütfen bozma.